Sen bu ülkede para kazanamazsan, çalışamazsan Almanya'da veya Fransa'da veya İtalya'da hiç çalışamazsın. Niye diyeceksin? Çünkü oranın şartları çok ağır hocam. Bak şimdi bu, tamam, şu kapı kuleyi şu an boş açalım. Bütün gençleri gönderin. Bak hepsi en geç bir aya kadar bu ülkeye döner. Hep galyana getirmek. Bak Z kuşağını da öyle yapıyorlar. Z kuşağını kalkıyorlar, 3 tane 5 tane Z kuşağını mamalıyor bu. Bay Kemal de bilir. İnsanı galyana getiriyorlar. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Türk toplumuna dernek başkanlığı yapıyorum. Manahim civarında Ladimruk yerine bir şehirde DDP'ye bağlı dernek başkanıyım. Şunu kesin olarak söyleyeyim size. Eğer Avrupa Türkiye'de bir lidere düşmansa doğru yoldayız. Eğer Türkiye'de var ya, Türkiye'de biz bu lideri sevmiyoruz. Fakat Avrupa var ya, Erdoğan'ı şu anda Erdoğan düşmanı Avrupa. Ama bütün Avrupa. Sebep? Şu anda da Erdoğan Avrupa'nın bir tarafını kurtarıyor. Şimdi size sormak istiyorum. Gençler ne durumda? Yani gençler ne durumda? Şöyle bir şey var. Gerçekten bir kısım güzel bir para kazanıyor. Çok girişimciler, çok akıllılar. Mesela bu sokak röportajlarına denk geldiğimiz gençler oluyor. Açız, kötüyüz, şu durumdayız. Ne düşünüyorsun? Çevremde de var. Gerçekten şöyle söyleyeyim. 2,5 yıl oldu benim de. Bir 10 yıl öncesine gidersek, 10 yıl öncesinden bu zamana gelen kuşağın yarısının eline geçen bir mesleği yok. Bunun sebebi de sosyal medyanın artması ve gençlerin işe rağbet göstermemesi, yani dışarıya daha çok eğlenceye kafa yormasından dolayı meslekten geri kaldılar. O yarısının zaten meslek sahibi olamaması şu anda iş bulamama safhasına taşıyor. Girişim de olmadığı için eğitime, yani nasıl diyeyim, devlet yapıyor, belediye yapıyor, girişimler var, kurslar var, bedava falan var. Benim kardeşim üniversiteyi okuyor mesela. Dışarıdan ortaokulu bitirdi, elektrikçiliğe başladı. Şimdi benim kardeşim 13-14 yaş şimdi okulu bittiği gibi elektriğe başladıysa, sonra da okulun devam ettirdiyse, demek ki herkes de yapabiliyormuş. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi gençlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Bak benim gençlere sonsuz saygım var. Eyvallah, benim çocuğum da genç, bir şey demiyorum. Ama şimdi bak şöyle bir şey var. Sen bu ülkede para kazanamazsan, çalışamazsan Almanya'da veya Fransa'da veya İtalya'da hiç çalışamazsın. Niye diyeceksin? Çünkü oranın şartları çok ağır hocam. Bak şimdi bu, tamam, şu kapı kuleyi şu an boş açalım. Bütün gençleri gönderin. Bak hepsi en geç bir aya kadar bu ülkeye döner. Arkadaşım gitti rafinerideki çalışmaya. Yemin ederim her aradığımda, ya bizi burada diyor anamızı ağlatıyorlar diyor, affedersin diyor, öyle para kazanıyoruz diyor. Mahvediyorlar. Şöyle bir durum var. Bak evlenerek Almanya'ya gelen burada Türk arkadaşlar, iste bayan olsun iste erkek. Biz onlara ithal damat ya da ithal gelin diyoruz. Gelenlerin kesin olarak, ben istatistik tutuyorum yetkili olduğum için, %90'ı var ya intiharlan, hemen hemen intihar seviyesinde. O kadar geldiklerine pişman, utanmaktan da geri de dönemiyorlar. Sosyal medyada, haberlerde, orada burada gördüğümüz, artık biz geçinemiyoruz. Açız kardeşim. Hocam, hükümet gitsin. Yeter artık. Bıktık diyen. Şu an yani bir de tek sıkıntı belli bir kısım. Bir ses yükseldi mi arkadan 10 ses yükseliyor. Mesela ben şuradan burada bağırayım. Açız, devlete düşmanım. İşte bu devlet böyle. Emin olun ki arkamdan 10 kişi daha çıkar. Oradan yoldan duyar gelir katılır. Neden biliyor musunuz? Bak, bakın şimdi bak burada 50 kişi var. Kimseden ses çıkmıyor. Buradan bir abi gelsin desin ki bu devlet böyle rezil rezil. Arkadan 10 sesi duyun. Bak onların sesi daha çok çıkıyor çünkü. Sesleri ne kadar çok çıkarsa anlamları o kadar yükselecek zannediyorlar. Ben son olarak bir nokta koyayım. Biz halk olarak devletimizi sevmiyoruz. Bizde o problem var. Bak Avrupa'da ben 30 senedir görevliyim. Sendikada da yetkiliydim. İş yerine matbaa sektörüne emekli olmuşum. Şunu sorayım. Çok kısa. Avrupa'da manşetlerde ekonomik sıkıntı var, İşte hükümet istifa diye manşet atıyorlar mı? Yoksa pandemi döneminde gibi. Onu hemen detaylı anlatayım. Nasıl, ne durumda? Bak kesin olarak trafik kazalarını bile Alman basını, ben matbaada çalışıyorum. Benim hayatım basınla geçti. Kesin olarak devlet hakkında bir kelime demeleri yasaktır. Dedirtmezler sana. Artı en basiti, bir yerde bir trafik kazası olsun, kesin olarak gazetelere yansıması yasaktır. Korkunç derecede basın baskısı vardı. Basın özgürlüğü denilen bir şey yoktur. Yalan söylüyorlar. En büyük basın özgürlüğü burada var. Bak hepimiz burada kendi fikrimizi söyleyebiliriz. Almanya'da ben 24 saat kriminal polisi tarafından var ya, benim bütün şeylerim dinleniyor. Sadece Türk toplumuna başkan olduğum için. Hani beni belki de ajan olarak nitelerek polis şefi söyledi bana, devam bir baskı altındasın, kontrol ediyorsun konuşmalarına dikkat ettiğini. Ben bir kelle veririm, başka hiçbir şey verecek diyelim. Şunu diyelim, bak problem var ama devletimize sahip çıkalım, devletimizi sevelim, mücadele edelim. Hangi iktidar olsa olsun istediğimiz gibi muhalefet yapalım, hiç problem yok. Evet. Bak şurada Semih Asası insan var orada, görüyor musun? Efendim? Para topluyorlar orada abi. Evet. Semih Asası var. Evet. Sen oraya para verdin mi abi? Hayır. Onun için devlet başlattı. Abi bak, işte o. Ne abi?
Bak işte o. Bak o küçük çocuğu kurtar. Bak, tamam tamam, onun için bir çalışma başlatıldı. Bir saniye. Bir dakika, yanlış mı biliyorum? Bir dakika hocam. Bir dakika. Yanlış mı biliyorum? Devlet bir çalışma başlatmadı. Geçen ay açıklandı. Bahsettiğiniz çok büyük bir mevla ama gene de başlatıldı. Şu an devlet kapsamına bir şey girdi hocam. Bak orayı bilmiyorsun. Bir dakika abi, bir dakika dur. Bir dakika, ben sana anlatıyorum ya. Statüyü anlatıyorum, sen bana itiraz ediyorsun. SMA hastaları bu ay itibariyle devlet kapsamı altına girdi. Recep Tayyip Erdoğan bunun altına imzasını attı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Attı. Bunun altına imza attı. Şimdi oraya para toplanıyor. Sen o paranın nereye gittiğini net biliyor musun ya? Bilmediğim bir şey konuşuyorsun bana. O paranın net oraya gittiğini biliyor musun? Hocam 40 trilyon, 50 trilyon diyorsun. 5 lira 10 lira mı toplanır? Biraz kafan çalışıyor. Kaç yaşında adamsın sen? O zaman bunlar iletişim. Hocam bak şimdi boş ver. Şimdi başladı. Başladı. Başladı hocam. Başladı diyor. Ben de bakıyoruz abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim babam böbrek hastası, diyaliz hastası. Sana Bay Kemal özellikle sesleniyorum. Gel göstereyim, evraklarına kadar göstereceğim. İyi dinle bunu. Benim anneannem ve dedem o pis var ya, pis yedi kulede öldü. Niye biliyor musun? Kılıçdaroğlu zamanı öldü. İlaç alamadık. Bak benim raporlarım var. Benim babam diyaliz hastası. İyi dinle. Ne yapıyor biliyor musun? Sağ olsun, Allah razı olsun Cumhurbaşkanından. Araba geliyor, servis arabası. Diyaliz arabacı. Babamı alıyor. Özel hastaneye gidiyor, kağıthanede. Oradan geliyor evine kadar teslim ediyor. Bunu hangi hükümet yaptı ya hayatım boyunca? Bana söylesene bir tanesini. Yani çok güzel. Taksim ilk yardım vardı. Sen bilir misin Taksim ilk yardımını? Taksim ilk yardımında adamı gece kesiyorlardı hocam. Şimdi otel oldu. Bak Şişli Etval otel oldu. Ok Meydanı SSK otel oldu. İlaç alamıyordun hocam, ilaç. Bunları niye konuşmuyorsun? Ya. Su akmıyordu İstanbul'da. Peki ben de sana şunu söyleyeyim. Bu halk anlasın. 94'te Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı iken sonuçta muhalif partiler var mıydı? İktidarda mıydı? Değildi değil mi? Ama tek başına belediyenin bütçesiyle muhalif parti koalisyon zamanı tek başına belediyenin bütçesiyle İstanbul yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Haliç yaptı. Niye bunlar konuşulmuyor? 100 senedir de bu teknoloji vardı. 100 senedir de devlet vardı. Neden yapmadılar? Ha yapsalardı o zaman, ben onu çok merak ediyorum. Yapması görevi diyor. Tam öncekilerin de göreviydi o zaman. CHP iktidardayken neden yapmadı? Farkı görelim. Hani ya farkı görelim bari. Biz her zaman söyleriz. Eskiden coğrafya kitaplarımızda Türkiye buğdayda birinci numara. Fındıkta bir, tütünde bir. Anladın mı? Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Amca benim amca. Bak ben diyorum amcam. Amcam diyorum. Şimdi diyorlar ki buğdayda üretim yok. Hocam ben sana söyleyeyim. Üretim yok değil mi? Üretim yok ülkede. Hepiniz üretimden şikayet ediyorsunuz. Ben Malatya Doğanşehirliyim hocam. Ben Kürt kökenliyim. Ya ben ilgilendirmez. Ben Kürt kökenliyim. Bak iyi dinle bunu. Benim köyüme Recep Tayyip Erdoğan bu 1,5-2 sene önce kapandığından beri teşvik verdi hocam. Teşvik verdi. Hani insanlar üretsin, şey yapsın diye, yatırım yapsın diye. Parayı yapmadılar hocam. Hepsi dolara yatırdı. Bak bunların hepsi de şerefsizdir. Kanı bozuk insanlardır. Hepsi gitti, affedersin, pavyona yatırdı, dolara yatırdı, euroya yatırdı, başka şey bilemem. Ama kullanılmadı. Ben de sana şunu söyleyeyim. Hadi karpuz İran'dan geliyor diyelim, mantığı var. Bir şey demiyorum. Domates bu ülkenin malı değil mi hocam? Hıyar bu ülkenin, veya patates veya soğan. Gidiyorsun şimdi alıyorsun mesela, kilosu 10 lira değil mi? Aynı mazot, aynı gübre. 2 ay sonra gidiyorsun aynı malı 5 liraya alıyorsun. Aynı mazot, aynı gübre değil mi? Nasıl bir tesadüf? Hadi anlat bana bunu bakalım. Anlat bunun içeriğini bana. Malı getiriyor. Aynen hocam aynen. Bak aynen. Gördün mü? 2 ay önce buradan gidiyorsun patlıcanı alıyorsun 5 lira. 2 ay sonra alıyorsun 1 lira. Aynı mazot, aynı gübre değil mi hocam? Aynı fiyatlar değil mi? Nasıl oluyor? Demek ki üretici kanı bozuk. Hep galyana getirmek. Bak Z kuşağını da öyle yapıyorlar. Z kuşağının bu YouTube kanalları özellikle bunu beceriyorlar. İnsanı galyana getiriyorlar. Kalkıyorlar 3 tane 5 tane Z kuşağını mamalıyor bu. İyi Parti'yi bilir bunu. Meral Akşener özellikle bilir. Bay Kemal de bilir. Mamalıyorlar bu gençleri, sokağa atıyorlar hocam. Sokağa atıyorlar. Hayat görmemiş adamlar konuşuyor şu an. 17-18 yaşında ben. Benim babam dövüyordu hocam, dövüyordu. Bana git diyordu, statlarda su sat para getir diyordu. Bak şimdi istediğin gibi konuşuyorsun. Diktatörün anlamını biliyor musun? Diktatör kimdir biliyor musun? Hitler'dir. Diktatör Saddam'dır. Diktatör Kaddafi'dir. Çünkü ülkesini yok etti. Tamam mı? Diktatörün anlamı da iyi bir isim bu vatandaş. Bak bizim Meral Akşener'le şuyla buyla bizim bir sorunumuz yok.